Saat 13 gün ortasında yeni gelişmelerle karşınızdayız sayın seyirciler. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar dün akşam Lidra Palas'ta Birleşmiş Milletler'in ev sahipliğinde düzenlenen yıl sonu resepsiyonuna katıldı. Tatar resepsiyonda Rum kesimi lideri Anastasiadis ile sosyal içerikli bir görüşme de yaptı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart'ın ev sahipliğinde Lidra Palas Otel'de gayri resmi yıl sonu resepsiyonu verildi. Resepsiyona Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Kıbrıs Rum kesimi lideri Nikos Anastasiades katılarak sosyal içerikli bir görüşme yaptı. İki lider yaklaşık 8 ayın ardından gayri resmi bir toplantıda bir araya geldi. Resepsiyona ayrıca Cumhurbaşkanı Tatar'ın özel temsilcisi Ergün Olgun'la Kıbrıs Rum tarafının müzakerecisi Menelos Menelu ve kendilerine eşlik eden müzakere heyeti üyeleri, teknik komite eş başkanlarının yanı sıra diplomatlar, Birleşmiş Milletler yetkilileri ve adanın her iki tarafından bazı sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de katıldı. İki lider son olarak Nisan ayında Colin Stewart'ın ev sahipliğinde ara bölgede Kıbrıs sorununun çözüm sürecine kadınların katılımına ilişkin eylem planının lansman etkinliğinde bir araya gelmişti. Resepsiyonda kısa bir konuşma yapan Kanadalı diplomat Colin Stewart, resepsiyona katılan iki lidere teşekkür etti. Yıl sonu resepsiyonu etkinliğinin herkese teşekkür etmek için bir fırsat olduğunu belirten Colin Stewart, her iki taraftan teknik komitelerin eş başkanlarıyla koordinatörlerine ve ayrıca geçen yıl boyunca ortak bir zemin bulma çabalarına bağlılıklarından dolayı Cumhurbaşkanı Tatar'ın özel temsilcisi Ergün Olgun ve Kıbrıs Rum tarafının müzakerecisi Menelos Menelu'ya teşekkür etti. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik yerel seçimle ilgili son bilgileri paylaştı. 25 Aralık'ta yapılacak yerel kuruluş organları genel seçiminde mevcut seçmen sayısı, kesinleşen aday sayıları ve seçmenlerin nasıl oy kullanacakları hakkında bilgi veren Şefik, vatandaşlara sandığa gidilmesi konusunda çağrı da yaptı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik, 25 Aralık Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi öncesi BRT açıklamalarda bulundu. Şefik, Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi'nde mevcut seçmen sayısının 208.236 olduğunu açıkladı. Seçmen sayımız askıdan sonra belirlenmiştir. Rakam 208.236 olmuştur. İlk kayıtlar da bunların içerisindedir. Bayağı bir başvuru yapıldı. Yani toplam başvuru sayımız bu dönem 6.299'du askı süreci içerisinde. Bunların 1.739'u ilk kayıt, 4.560'ı da aktarma için talepti. Tabii yani her seçimde aktarma olur. Adres değişikliği gayet doğal bir aktarmadır ama tüm ilçelerde yani 1.739 ilk kaydın 1.699'u kabul edildi. 4.560 aktarmanın da 4.443'ü kabul gördü ve toplam seçmen sayımız da 208.236 oldu. Narin Ferdi Şefik adaylar hakkında kesinleşen son rakamları da paylaştı. 18 belediyemiz var. Bu seçim daha önceki sayı son yapılan yasal değişiklikle azaltılmıştır. Belediye meclis üyeliği sayısı ise 220'dir. Belediye başkanlığına 67 başvuru var. Bunların 33'ü partili, 34'ü bağımsız. Belediye meclis üyeliğine ise 964 başvuru var. Bunların 962 partili, 2 de bağımsız. Muhtarlık, 240 muhtarlığımız var. Muhtarlık için başvuran sayı 603. Adaylığa aykırı bulunan ve adaylığı kabul görmeyen 2. Kesinleşen aday sayısı 601. Eğer tek bir aday varsa o kişi otomatik seçilmiş olur ve oylama yapılmasına gerek kalmaz. 62. madde uyarınca seçilen toplam muhtar sayısı, yani şu anda kimin olacağı belli olan 61 tane var. O nedenle seçime girecek aday sayımız muhtarlıkta 540'tır. İhtiyar heyeti üyeliği her muhtarlıkta 4 tane olduğu için 960'tır.
İhtiyar heyeti üyeliği başvuru sayımız 1408. Adaylığa aykırılığı bulunan 25 kişi vardır. Bunların birçoğu da 25 yaşın altında olduğu için olmadı. Bu durumda kesinleşen aday sayımız 1383 olmuştur. Sadece 4 aday bulunan muhtarlıklarda seçilmiş hali hazırda 407 ihtiyar heyeti üyemiz var. Seçime girecek olan, yani oylamaya katılacak olan ise 976 ihtiyar heyeti üyemiz olacaktır. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefek, bu seçimde toplam sandık sayısının 768 olduğunu da kaydederek, kendilerinin her sandığa 3 kişi görevlendireceğini, ancak bunlara ek olarak siyasi partilerin ve bağımsız adayların da sandık görevlileri olacağını kaydetti. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Şefik, 25 Aralık günü nasıl oy verileceğine dair de önemli bilgiler verdi. 4 ayrı pusula vardır. Renkler de farklıdır. Evet mühürüyle aday, yani kime oy verilmek istenilirse belediye başkanına oy kullanılacaktır. Aynı usul muhtar için de aynen geçerlidir. Orada da ayrı bir pusula getirilecek ve orada da evet mühürüyle oy kullanılacaktır. İhtiyar heyeti üyeliği üçüncü farklı bir pusula olacak. Orada da ihtiyar heyeti üyelerinin isimleri soy isimlerinin alfabetik sırasına göre sıralanır. Orada dört kişiye oy verilmesi gerekir. Size verilecek olan kalemle isimlerin sağ tarafındaki kutuların içerisine işaret koymanız lazım. Ve orada da 4 kişiye oy verilmesi gerekir. Belediye meclis üyeliği daha farklı bir oy verme şeklidir. Vatandaşın belediye meclis üyeliğinde 3 tür oy verme şekli vardır. Birinci şekil mühürledir. Partinin ambleminin altına mühür, evet mühürünü bastığınızda bütün meclis üyeleri birer oy almış olurlar. İkinci oy verme şekli mühür artı tercihtir. Yine mühürden sonra tercih işareti korsunuz. Aday sayısının yarısı kadar. Tercih oy değil. Tercih sadece o kişilerin tercih edildiğini gösterir. Oyların toplamından sonra o adayların aldıkları tercih işaret sayısı da eklendiği için parti içi sıralamada önem arz eder. Üçüncü oy verme şekli belediye meclis üyeliğinde ise karmadır. Karma oy kullanılacaksa mühür kullanılmıyor. Sadece size verilen kalem ile en az iki parti üyeleri arasında veya bir parti bir bağımsız arasında karışık bir şekilde oy kullanılacak. Ama arzu ederseniz belediye meclis üyeliğinde 6 farklı parti varsa 6'sı arasında paylaştırırsınız. Yani en az iki parti, bir parti bir bağımsız olmak şekilde. Orada da işaretleyeceğiniz aday sayısı sizin belediyenizde aday olan sayının yarısından tümüne kadardır. Yani eğer Lefkoşa'daysanız 26 belediye meclis üyeliği olacaktır. En az 13, en fazla 26. 13 ve 26 arası da her rakam geçerlidir. Ancak 13'ün altı 26'nın üstü oldu mu oy pusulası geçersiz olur. Yani bizim genel seçimlerde gördüğümüz kadarıyla en büyük hata bu sayılarda oluyor. Yani sayılarda bir hata olursa maalesef o oy pusulası geçersiz olabiliyor. Ve karma oy pusulalarında da hata yapma yüzdeliği çok yüksektir. O nedenle karma oy kullanmayı tercih edecek olan vatandaşların çok dikkatli olmaları ve iyi bir hesap yapmaları gerektiğini vurgulamak isterim. Narin Ferdi Şefik, seçime katılım oranına ilişkin olarak yerel seçimlerde katılım oranının genellikle daha yüksek olduğuna dikkat çekerek, halkın yerel yönetimlerle daha yakın olduğunu, özellikle pandemi döneminde belediyelerin halkla yakından ilgilendiğini kaydetti. Şefik, buna ek olarak bu seçimde sayıca fazla olan belediye meclis üyesi, ihtiyar heyet üyesi gibi kişilerin halkın içinden insanlar olduğunu, bunun seçime katılım oranını etkileyeceğini söyledi. Konuşmasını lütfen sandığa gidesin, dikkatli bir şekilde oy kullanılsın çağrısıyla sonlandıran Şefik, seçimlerin tüm topluma hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.
Yine akaryakıt fiyatlarına bakalım. Kurşunsuz benzin, euro dizel ve gaz yağı fiyatlarına da indirime gidildi sayın seyirciler. Yeni fiyatlar bu gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek. Ekonomi ve Enerji Bakanlığı 95 ve 98 oktan kurşunsuz benzinde 2 Türk lirası, euro dizel ve gaz yağında ise 1.3 Türk lirası indirim yapıldığını duyurdu. Buna göre 95 oktan benzin 18,50 Türk lirası, 98 oktan benzin 18.81 Türk lirası, euro dizel 21,43 Türk lirası ve gaz yağı 20.35 Türk lirasından satılacak. Akaryakıt fiyatlarına yapılan düzenleme bu gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek. Sayın seyirciler, Bakanlar Kurulu bugün toplandı. Başbakan Ünal Üstel Başkanlığındaki toplantı az önce sona erdi. Bu bilgiyi de aktarmış olalım sizlere. Ve Dışişleri Bakanı'nın açıklamasına bakacağız. Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Rum kesiminde yerleşik büyükelçilere gönderdiği mektubu değerlendirdi. Ertuğruloğlu değerlendirmesinde dış politikamız ve ülkemize ilişkin kararların Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından kabul edilip edilmemesi demesinin kıymeti harbiyesi yoktur ifadelerine yer verdi. Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Yannis Kasolidis'in Rum kesminde yerleşik büyükelçilere gönderdiği mektup hakkında açıklamada bulundu. Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan açıklamada Ertuğruloğlu, Rum tarafının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye'nin devletin uluslararası toplum içerisindeki haklı yerini almasına yönelik çabalarını engellemek ve kendi teşvikiyle Kıbrıs Türk halkına uygulanan insanlık dışı izolasyonun devamını sağlamaktan başka bir amacı olmadığının Kasolidis'in mektubuyla bir kez daha teyit edildiğini kaydetti. Ertuğruloğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin adadaki gerçeklere uygun yeni bir politika belirlediğine işaret etti. Kasolidis'in Birleşmiş Milletler ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında varılması muhtemel bir anlaşmayı kabul etmeyeceklerini belirttiğini, böylesi bir durumun Türk tarafı açısından kıymeti harbiyesi olmadığını söyledi. Ertuğruloğlu, Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün topraklardaki mevcudiyeti ve faaliyetlerini sürdürmesi, iki taraf arasında kabul edilebilecek yasal bir düzenlemenin sonuçlandırılmasıyla mümkün olabileceğine dikkati çekti. Tahsin Ertuğruloğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün ülkedeki faaliyetlerini devletin iyi niyeti çerçevesinde yürütebileceğini, ancak bu konuda bir anlaşmaya ihtiyaç olduğunu, Birleşmiş Milletler Sekreteryası başta olmak üzere ilgili tüm Birleşmiş Milletler kurumları nezdinde hem yazılı hem sözlü defaatle kayda geçirdiğini vurguladı. Ertuğruloğlu açıklamasında bir anlaşmaya varılmasının mümkün olmaması halinde gerekli adımların atılacağını vurguladı. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olduğunu hatırlatarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti inşallah asil üye de olacak, ileride diğer ülkelerde bizi mutlaka tanıyacak dedi. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kıbrıs gazilerinden oluşan Mardin Muharip Gaziler Derneği ile Anadolu Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Konfederasyonu heyetini kabul etti. Heyet adına konuşan Anadolu Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Konfederasyonu Kadın Kolları Başkanı Hatice Turan Kandemir, 1974 Barış Harekatı'na katılmış ve ardından Kıbrıs'a bir daha gelme şansı olmamış gaziler için Mardin Valiliği önderliğinde 5 günlük bir gezi düzenlendiği bilgisini vererek, gazilerin 48 yıl aradan sonra burada olmaktan çok mutlu olduklarını söyledi. Meclis Başkanı Zorlu Töre de 1974 Barış Harekatı'nın Kıbrıs Adası'nın kaybedilmesini önlediğini belirterek, Yunan darbesi ve Enosis ilanının ardından Türkiye'nin tek seçeneğinin fiili müdahale olduğunu kaydetti. Darbeyle birlikte Türk askerinin müdahale etmek zorunda kaldığını ve Türk ordusunun Kıbrıs'a geldiğini hatırlatan Töre, Kıbrıs'ı Türklerin ordunun bir daha gitmemesini istediklerini vurguladı. Töre, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Avrupa Birliği'nin Türk askerinin adadan çıkması
ve KKTC'nin ilanının geri alınması için uğraştığına değinerek, tüm çabalara cevaben Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya beşten büyüktür ifadesine dikkat çekti. Kıbrıs'ta artık bir federasyonun söz konusu olmayacağının, burada bağımsız bir Türk devleti bulunduğunun altını çizen töre, bu devletin anayasal ismiyle Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olduğunu söyledi ve inşallah asil üye de olacak, ileride diğer ülkelerde bizi mutlaka tanıyacak dedi. Feyzoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz'u ziyaret etti. Oğuz, Maraş konusundaki statükonun yıkılmasında Feyzoğlu'nun öncü görev aldığını söyledi. Büyükelçi Feyzoğlu ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kalkınmasında tarımın en önde gelen alan olduğunu ifade etti. Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz'u ziyaret etti. Ziyarette konuşan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Büyükelçi Feyzoğlu'na yeni görevinde başarılar diledi. Oğuz, Feyzoğlu'nun da katkısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bugünkü konumundan daha iyi yerlere geleceğine olan inancını belirtti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bazı statikolar var ki Maraş'ta bir statikoydu. Bu statikonun yıkılmasında öncü görev aldı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti'yle beraber ki bu ülkede siyasi anlamda birçok statikoda özellikle Maraş konusu yıllardan beri kenarda duran bir konuydu ve bu konunun farkındalık yaptılar. Yeni bir siyasi gelişime yol açtı. Ana vatan Türkiye'nin her zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gelişmesine katkı sağladığını ifade eden Bakan Oğuz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kendi ayakları üzerinde durmasıyla ilgili projeler olduğundan söz etti. Türkiye ile olan işbirliğini devam ettirip ülkeyi daha iyi konuma getireceklerini söyleyen Oğuz, işbirliği ülkenin kalkınması için gerekli. Pandemiden sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde lokomotif sektörler eğitim ve turizm olmuştur. Ama tarım ve üretim dünya için olmazsa olmazdır. Dünyada ve ülkemizde birinci lokomotif sektör tarım ve hayvancılıktır diyoruz. Bu konuda da sizlerle işbirliği içinde ülke için çok büyük işler yapacağız dedi. Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzoğlu ise tarımın artık lokomotif bir sektör olduğunu belirterek tarımın ne kadar önemli olduğunun son dönemde ortaya çıktığını söyledi. Feyzoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kalkınmasında ve ayakları üzerinde durmasında tarımın hiç kuşkusuz en önde gelen alan olduğu ortadadır dedi. Biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte el ele kalkındırıyoruz. Kıbrıs Türk'ünü refaha Allah'ın izniyle hep birlikte ulaştırırken tarımı lokomotif yapmak zorundayız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir tarım cenneti olmak zorunda. Her şeyimiz var. Toprağımız var, havamız var, suyumuz çok şükürler olsun Türkiye'den geldi. Artık var. Güzel yurtta ulaştı. Şimdi hayalimiz Mesarya'yı sulamak. Tabii Sayın Bakanım malumunuz olduğu üzere sulamak yetmiyor. Bu sulamayla birlikte ve öncesinde çok ciddi bir planlama gerekiyor. Tarımda planlama lazım. Tarımda destek, teşvik lazım. Tarımda çiftçinin elinden tutulması lazım. Yol gösterilmesi lazım. Ve bunlar kadar önemli, ihracatın kolaylaştırılması, önünün açılması lazım. Büyükelçi Feyzoğlu, varımız yoğumuz, işimiz gücümüz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hizmet etmektir. Türkiye, tarım ürünlerinin en sağlıklı şekilde geri dönmeyecek bir formülle, çiftçiyi ve ihracatçıyı mağdur etmeyecek şekilde taze olarak erişilmesini sağlamak amacındayız şeklinde konuştu. Bakan Oğuz'a kalkınma ve ekonomik işbirliği çatı anlaşması altında Tarım ve Sağlık Bakanlığı'nın da içinde olacağı bir komisyon kurmayı öneren Feyzoğlu, tarıma dayalı sanayiyi de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kurmak zorunda olduklarını söyledi.
Konuşmasında Kıbrıs konusuna da değinen Büyükelçi Feyzoğlu, Kıbrıs Türk'ü sapasağlam ayakları üzerinde durursa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kendine yeter. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti güçlü ve sürdürülebilir bir sistem kurarsa zaten o müzakereler olağan akışında gidecek ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üçüncü devletler tarafından tanınmak zorunda kalacaktır dedi. Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi Finans Desteği Çukurova Kalkınma Ajansı Teknik Desteği ve Başbakanlık Yatırım Geliştirme Ajansı YAGA koordinasyonunda yürütülmekte olan hibe programlarına ilişkin bilgilendirme toplantılarının dördüncü ve son toplantısı bugün gerçekleştirildi. Hibe programlarına ilişkin başvurular için yarın son gün. Kırsal kalkınma ihtiyaç analizi köy toplantıları ise önümüzdeki günlerde 12 köyde yapılacak. Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi Finans Desteği, Çukurova Kalkınma Ajansı Teknik Desteği ve Başbakanlık Yatırım Geliştirme Ajansı YAGA koordinasyonunda yürütülmekte olan hibe programlarına ilişkin bilgilendirme toplantılarının dördüncüsü bugün Güney Mesarya Sosyal Tesislerinde yapıldı. Bu toplantıyla birlikte bilgilendirme toplantıları sona ermiş oldu. Hibe programlarına son başvuru tarihi yarın, daha sonra ise 12 köyde kırsal kalkınma ihtiyaç analizi köy toplantıları yapılacak. Bilgilendirme toplantısında konuşan Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Doktor İçim Çağner Kavuklu, destek programları hakkında bilgi vererek üretmenin önemine vurgu yaptı. Kavuklu, üreticilerin sorunlarını dinlemek istediklerini belirterek girişimci kadınlar kalkınma kooperatifi hakkında da bilgi verdi. Amaçlarının kırsal kesimlerde üreten kadınların ürünlerini pazara ulaştırmasında katkıda bulunmak olduğunu ifade eden Kavuklu, son olarak da Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle ara eleman yetiştirmek amacıyla tarım okulu ve enginar işletme tesisi projesinin de hayata geçeceği müjdesini verdi. Türkiye Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi Koordinatörü Ömer Cihan da su projesi ihalesinin Kasım ayında sonuçlandığını ve yeni yıldan itibaren hayata geçeceğini ifade etti. Asıl burada sizler önemlisiniz. Sizler yeter ki üretin. Yeter ki üretinden vazgeçmeyin ve bize de bir şekilde ulaşın. Veya biz geliyoruz. Bize o taleplerinizi, ihtiyaçlarınızı doğru bir şekilde aktarın. Biz emin olun tüm kapasitemizle, tüm kurumlarımızla sizin emrinizdeyiz. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı yetkilisi Simge Tuğba ise, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Turizm, Kültür ve Çevre Bakanlığı ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı mali destek programları hakkında bilgi verdi. Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi uzmanı İbrahim Darbaz da hibe programlarında ön başvuru sürecinin yarın tamamlanacağını vurgulayarak COVID-19 salgını sonrası içinde bulunan ekonomik koşullar değerlendirildiğinde bu desteklerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisinin büyümesi için önemli olduğunu vurguladı. Toplantılarda mevcut hibe programları hakkında bilgilendirmenin yanı sıra üreticilerinin ihtiyaçlarına yönelik anket çalışması yapılacağını belirten Darbaz, kırsal kalkınma ihtiyaç analizi köy toplantıları toplamda 11 bölgede gerçekleştirileceğini, her bölge için önceden duyuru yapılacağını sözlerine ekledi. Başbakan Ünal Üstel'in eşi Zerrin Üstel, yeni cezaevindeki kadın mahkumları ziyaret etti. Kadın mahkumların özellikle sağlıklarını önemsediklerini belirten Üstel, hükümlülerin insani ve çağdaş koşullarda yaşamaya hakları olduğunu ve yeni cezaevi şartlarının da bunu sağladığını ifade etti. Başbakan Ünal Üstel'in eşi Zerrin Üstel, yeni cezaevini ziyaret etti. Yeni cezaevinde kadın mahkumlarla görüşen Zerrin Üstel, yeni cezaevinin fiziki ortamı sayesinde kadın mahkumların birçok olanaktan yararlanabildiğini belirtti. Üstel, cezaevinin kütüphane ve atölye çalışmaları gibi olanaklardan kadın hükümlülerin faydalanabildiğini söyledi. Kadın mahkumların özellikle sağlıklarını önemsediklerini kaydeden Üstel, hükümlülerin insani ve çağdaş koşullarda yaşamaya hakları olduğunu ve yeni cezaevi şartlarının bunu sağladığını ifade etti.
Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt, belediyede tüm çalışanların toplu iş sözleşmesine dahil edilmesine ilişkin sürecin devam ettiğini, herhangi bir aksamanın söz konusu olmadığını vurguladı. Özkurt, hal böyleyken bir gazetede yer alan 27 çalışanın toplu sözleşmeye dahil edilmesine ilişkin sürecin işletilmediği ve bundan hükümetin sorumlu olduğunu iddia eden haberin tamamen uydurma olduğunu söyledi. Özkurt, söz konusu haberin yer aldığı gazete aleyhine düzeltme talebiyle hukuki süreç başlatıldığını kaydetti. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt, BRT'de tüm çalışanların toplu iş sözleşmesine dahil edilmesine ilişkin sürecin devam ettiğini, herhangi bir aksamanın söz konusu olmadığını vurguladı. Özkurt, konuyla ilgili bir gazetede yer alan haber üzerine yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu ile Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası arasında imzalanan sözleşme ile tarihte ilk defa tüm çalışanlar toplu iş sözleşmesine dahil edilmiştir. Bu sözleşme 27 çalışanımızın maaşları düzenlemeler getirmektedir. Bu düzenlemelerin hayata geçirilmesine ilişkin yönetim kurulu kararları alınmış olup mevzuat gereği yürütülen prosedüre ilişkin işlemler devam etmektedir. Dolayısıyla herhangi bir aksama mevcut değildir. Böyle bir haber kamu maliyesinin nasıl çalıştığına ilişkin araştırma ve paydaşların görüşüne başvurmayı gerektirmektedir. Dedikodunun ötesinde bir değer ihtiva etmeyen bu tür yazılar gazetecilik mesleğine zarar verdiği gibi gerçek gazetecilerin tümünü de incitmektedir. Böylesine art niyetli, doğru olmayan, kurumlara hedef alan asparagas haberler basının etik değerine de zarar vermektedir. Bu uydurma haberle ilgili düzeltme talebiyle gazete aleyhinde hukuk süreci başlatılmıştır. Gün ortası devam ediyor sayın seyirciler. Bu kez de dış gelişmelere bakacağız. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye'nin savunma ihtiyaçlarını karşılamaya istekli olduklarını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, günlük basın toplantısında Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Price, Türkiye önemli bir NATO müttefiki, önemli bir güvenlik ortağıdır. Savunma kapasitelerimizin entegre edilmesi ve Türkiye'nin karşı karşıya olduğu zorlu tehditlerle başa çıkmak için ihtiyaç duyduğu şeyleri sağlamak istiyoruz. Hiçbir NATO müttefiki kendi topraklarında bizim Türk müttefiklerimizden daha fazla terör saldırısına maruz kalmamıştır. Dolayısıyla güvenlik alanındaki işbirliğimiz bizim için büyük önem taşıyor dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın yazın Madrid'de NATO zirvesinde bir araya geldiklerinde bu konuyu ele aldıklarını belirten Price, daha alt seviyelerde de görüşmelerin olduğunu ve Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri'nin Kongre ile bu konuyu konuştuğunu kaydetti. Price, Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olarak rolünü sürdürmesi için ihtiyaç duyduğu savunma yeteneklerine sahip olmasını sağlamaya çalışıyoruz ifadesini kullandı. Ege Denizi'nde ardı ardına iki ayrı bölgede 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD'dan yapılan açıklamada merkez üssü Ege Denizi Gökova Körfezi'nde saat 10.49'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Büyüklüğü 4 olarak ölçülen depremin derinliği 6 kilometre olarak ölçüldü. Bir depremde Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında meydana geldi. 4 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan Rus vatandaşları Rusya ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında doğrudan uçak seferleri talep etti. Rus dili konuşanlar Dayanışma Derneği Başkanı Marina Kocadal, Rusya ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki doğrudan uçak seferleri burada yaşayan bizler için en mantıklısı olur dedi.
Kuzey Kıbrıs Rus Dili Konuşanlar Dayanışma Derneği Başkanı Marina Kocadal, Rusya ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında doğrudan uçak seferleri talep ettiklerini belirterek bunun beklenenden daha fazla pozitif etki yaratacağını söyledi. Kocadal, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada ülkesiyle yaşadığı yer arasında doğrudan uçak seferi düzenlenmesinden mutluluk duyacaklarını belirtti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ticaret içinde avantajlı bir yer olduğunu vurgulayan Kocadal, doğal güzellikleri çok güzel. Biz burada çalışıyor ve yaşıyoruz, ticaretle uğraşıyoruz. Aktarmasız seferler ticaretle uğraşanlar ve turistler için rahatlık sağlayacak. Ayrıca burada yaşayan çok sayıda Rus vatandaşı var. Rusya ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki doğrudan uçak seferleri burada yaşayan bizler için en mantıklısı olur, ifadesini kullandı. İş insanı Mergen Hudeynazarov da 5 yıldan beri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ülkesi arasında ticaret yaptığını anlatarak, iki ülke arasında doğrudan uçuşların sadece kendilerinin değil, Kıbrıs'ta yaşayan Rus vatandaşlarının talebi olduğunu söyledi. Uçaklar direkt uçaklara açılırsa, bu karlı insanlara, çocuklara daha mantıklı olacaktır. Bir gezekte Rusya'dan Kıbrıs'a buraya gelmek daha rahat olacaktır. O yüzden avantajlıdır. Tabii. Burada bizim vatandaşlar restoran falan, emlak şirketlerini, burada çok şeyler vardır, inşaatlar yapılıyor Kuzey Kıbrıs'ta. Bizim insanlar da burada turizmi kalktırmak için çalışıyorlar. İnsanları buraya, Kıbrıs'ı tanıtıyorlar. Rus vatandaşı Madina Özyiğit de 9 yıldan beri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşadığını ifade ederek ülkelerine doğrudan uçak seferi bulunmaması sebebiyle aktarmalı uçuşlara mecbur kaldıklarını, bu durumun kendilerini yorduğunu söyledi. Yani direkt uçuş olursa biz çok büyük fayda görebiliriz bundan. Yani direkt bizim akrabalarımıza da gidebiliriz, işleri de yapabiliriz direkt Rusya'dan. Rusya'dan da buraya direkt insanlar gelebilirler böyle. Yani biz daha sık sık memleketimize gidebiliriz bu durumlarda. Bizim akrabalarımız da buraya taşıyabilirler, gelebilirler. Güvenlik kuvvetleri, sahil güvenlik ve havacılık birlik komutanlığı unsurları kazalara zamanında müdahale etme eğitimleri icra etti. Güvenlik kuvvetleri, sahil güvenlik ve havacılık birlik komutanlığı unsurları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti karasuları içerisinde meydana gelebilecek kazalara zamanında ve doğru müdahale etme eğitimleri icra etti. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamada, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kara, deniz ve hava sahasında barış ve güvenliğinin teminatı olmaya devam ettiği vurgulandı. Açıklamada 6 Aralık 2022 tarihi Karpaz Güneyi'nde Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 1 adet 80 sınıfı bot ve 1 adet Kaan sınıfı botla Havacılık Birlik Komutanlığı'ndan 1 adet Cougar helikopterinin katılımıyla müşterek arama kurtarma eğitimleri başarıyla tamamlanmıştır denildi. Elis sermayeden gururlandıran başarı. Elis, Meksika'da düzenlenen Eurosan Latino World Salsa yarışmasında dünya beşincisi oldu. Jimnastik ve dansla uğraşan Elis Sermaye yurt dışında yeni bir başarıya imza attı. Elis, dünyanın önde gelen Latin dans organizasyonlarından Eurosan Latino World Salsa yarışmasında finalde yarışarak dünya beşinciliğini elde etti. Wow! Sahnedeki ekrana yansıtılan dev Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı eşliğinde gösterisine başlayan Elis, dünya beşinciliğini elde etti. Elis Sermaye, yarışmanın ardından başarısını da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı açarak kutladı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar sosyal medya hesabından Elis Sermaye'yi kutladı. Tatar, ülkemiz bayrağını dalgalandıran ve finalde yarışarak 5. olan Elis Sermaye'yi tebrik ederim, başarılarının devamını dilerim ifadelerini kullandı.
Evet, bültenimizi noktalıyoruz sayın seyirciler ve YSK'nın 20 ve 21 numaralı duyurusunu getiriyoruz. Ekranlarınıza görüşmek üzere diyelim. Yüksek Seçim Kurulu'nun 20 numaralı duyurusu. 5 Taksim 1976 sayılı Seçim ve Halk Oylaması Yasası'nın 65'e 3 maddesi seçimlerle ilgili yapılan kamuoyu yoklamaları veya kamuoyu araştırmalarının oy verme gününden en az 15 gün öncesine kadar yayınlanabileceğine, 15. günden sonra hiçbir şekilde yayınlanamayacağına, ilan edilemeyeceğine ve dağıtılamayacağına amirdir. Bu nedenle 25 Aralık 2022 tarihinde yapılacak yerel kuruluş organları genel seçimleriyle ilgili yapılan kamuoyu yoklamalarının 10 Aralık 2022 tarihinden sonra hiçbir şekilde yayımlanamayacağı, ilan edilemeyeceği ve dağıtılamayacağı, yasanın belirtilen tarihten sonra kamuoyu araştırmalarına getirdiği yasağın, internet sitelerinde ve GSM operatörleri aracılığıyla yapılarak açıklanan kamuoyu yoklamalarını ve anket sonuçlarını da kapsadığı ilgililere duyurulur. Yüksek Seçim Kurulu'nun 21 numaralı duyurusu. 25 Aralık 2022 tarihinde yapılacak yerel kuruluş organları genel seçimlerinde seçimlere bağımsız olarak katılacak olan adaylar sandık kurullarında temsilci bulundurabileceklerdir. Seçime bağımsız olarak katılacak adayların sandık kurullarında temsilci bulundurmak istemeleri halinde 11 Aralık 2022 tarihine kadar ilgili ilçe seçim kuruluna dilekçe vermeleri gerekmektedir. Seçime katılacak olan bağımsız adayların 3'ten fazla temsilci göstermesi halinde ilgili ilçe seçim kurulu ad çekmek suretiyle sandık başında kalacak temsilciyi belirler. FIFA Başkanı Gianni Infantino, Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası'nda şu ana kadarki en iyi grup aşamasının oynandığını söyledi. Çeyrek final maçları öncesi kupayı değerlendiren Infantino, 2 milyondan fazla spor severin maçları tribünden takip ettiğini, 1 milyonu aşkın ziyaretçinin de FIFA taraftar alanlarında ağırlandığını kaydetti. Küresel televizyon izleyicisinin 2 milyarı aştığını aktaran Infantino, tüm maçları izledim. Bu şimdiye kadarki en iyi FIFA Dünya Kupası grup aşaması oldu. Turnuvanın geri kalanı için çok umut verici dedi. Voleybol Büyükler Liglerine 3 maçla devam edilecek. Kadınlar Ligi'nde yenilgisiz lider Doğu Akdeniz Üniversitesi vakıfları konuk edecek. Maç saat 18.30'da Doğu Akdeniz Üniversitesi Lala Mustafa Paşa Spor Salonu'nda oynanacak. Atatürk Spor Salonu'ndaysa Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Esentepe karşılaşması saat 18.30'da gerçekleşecek. Erkekler Ligi'nde ise Karpaz Gate Marina, yenilgisiz lider Doğu Akdeniz Üniversitesi'ni saat 18.30'da Erenköy Spor Salonu'nda konuk ediyor. Handball Dams Erkekler U18 Ligi'ne dün akşam oynanan tek karşılaşmayla devam edildi. Atatürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Yakın Doğu Üniversitesi Doğukent karşısında zorlanmadan 42-17 galip gelmesini bildi. Baştan sona üstün oynayan Yakın Doğu Üniversitesi maçın ilk yarısında da rakibi önünde 22-8 önde bitirmişti. Basketbol U15 Erkekler Liglerinde 5. haftaya 2 maçla devam edildi. Beyaz grupta İskele Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Sezar Gençler Birliği, Coop Spor B takımını 54 sayı farkla 76-22 mağlup ederek ligdeki 4. galibiyetini aldı. Ligde Sezar Gençler Birliği 9 puan ve averajla Soyer Spor B'nin ardından 2. sıradaki yerini korurken Coop Spor B 3. yenilgisini aldı. Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Akdeniz Spor Birliği Doğu Akdeniz Üniversitesi karşısında 68-41 kazanarak ilk galibiyetini aldı. Doğu Akdeniz Üniversitesi ise 5. haftayı da galibiyet alamadan tamamladı.
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A grubu 5. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding normal süresi 69-69 tamamlanan ve uzatmaya giden maçta Çekya'nın USK Prag takımını 82-72 yendi. Fenerbahçe Alagöz Holding FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'ndeki 5. maçında 3. galibiyetini elde etti. Eczacıbaşı Dynavit, SEV Şampiyonlar Ligi E grubu ilk hafta maçında Romanya ekibi CSM Targoviste'yi 3-0 yendi. Turuncu Beyazlılar üstün oldukları maçta setleri de 25-18, 25-14 ve 25-22 kazandı. C grubunda yer alan Vakıfbank, Sırbistan ekibi Kızıl Yıldız'ı 3-0 mağlup etti. Vakıfbank 63 dakika süren maçta rakibine 25-15, 25-21 ve 25-9'luk üstünlük sağladı. Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Ukrayna'ya yapılan askeri müdahale nedeniyle Rusya ve Belarus'a yönelik yaptırımların sıkı bir şekilde yürürlükte kalacağını duyurdu. Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden yapılan açıklamada, Uluslararası Olimpiyat Komitesi İcra Kurulu, oy birliğiyle Rusya, Belarus ve hükümetlerine yönelik yaptırımların sıkı bir şekilde yürürlükte kalması gerektiğini yeniden teyit etti ifadesi kullanıldı. NBA'de konferans liderlerini karşı karşıya getiren maçta, Boston Celtics deplasmanda Phoenix Suns'ı 125-98 mağlup etti. Boston'da Jaylen Brown 25 sayı, 7 rebound, 3 asist, Jason Tatum 25 sayı, 5 rebound, 2 asistle maçın kazanılmasında önemli rol oynadı. Güçlü markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sunar. Merhabalar efendim. Dün Lefkoşa ve çevresinde yer yer hafif sağanak yağmur geçişlerini gördük. Bugün de yine yer yer hafif sağanak yağmur geçişlerini görmek mümkün. Tabii ki sevindirici olan az da olsa bir yağışın düşmesi. Fakat yine mevsim normallerinin bugün itibariyle Aralık ortalamasının çok 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 altında bir yağış düştü. Tabii ki önümüzdeki yaklaşık hafta içerisinde yer yer yağışları göreceğiz. Onların takipçisiyiz. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Hatta 3 ile 5 derece bir sıcaklık seyri olacak efendim. Ne zaman bu hava sıcaklıkları düşecek diye soruyorsunuz. Bugünkü tahminlere göre çok uzak bir günlerde, yaklaşık 20-22 Aralık tarihleri içerisinde oldukça bir soğuk hava kütlesi Kıbrıs'ı etkileyecek gibi görüyorum. Bugünkü tahminlerime göre. Tabii ki uzak bir tahmin, yüzdelik oranında düşecek bir tahmin diyelim ve biz yine mutat olan ve gördüğümüz, haritalarda gördüğümüz olayı sizlere paylaşmak isterim. Alçak basın sistemiyle nemli ve nispeten serin hava kütlesinin etkisindeyiz bugün de. Ve ne diyorduk? Bugün Kıbrıs'ta havalarımız nasıl olacak kelimesine. Evet, bugün havalar parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu ve yağış geçişini görmek mümkündür. En yüksek hava sıcaklıkları Aralık ayı mevsim normalleri 17 derece efendim. Ortalaması Aralık ayının sıcaklığının 17 derece olduğunu biliyoruz. Bugün ise en yüksek hava sıcaklıkları Güzelyurt ve Lefke'de 21 derece, Girne'de 22 derece, Lefke'de 20 derece. Tam 5
derece yüksek mevsim normallerinde. Ve Alev Kayası'na bakıyorum. Alev Kayası'nda en yüksek hava sıcaklığı bugün 17 derece. Yeni Erenköy, Dipkarpaz, Mehmetçik'te 19, Zaffer Burnu'nda 18, İskele'de 21 derece, Gazi Mausa ve Larnaka'da 22, Leymosun'da 20, Baf'ta 21 ve Trodos'ta 7 derece efendim. Ve gecemiz parçalı bulutlu geçecek. Ve en düşük hava sıcaklıkları Lefkoşa ve Alev Kayası'nda 8 derece. Güzelyurt'ta 9, Girne'de 15, Lefke'de 15, Yeni Erenköy, Dipkarpaz ve Mehmetçik'te, Karpaz Yarımadası'nda 13, İskele ve Gazimausa'da 11, Larnaka'da 13, Leymosun'da 11, Baf'ta 12 ve Trodos'ta 0 santigrat derece bu akşam en düşük sıcaklık. Ve yarın Kıbrıs'ta hava az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçecek. Ve yine sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken Lefkoşa, Güzelyurt ve Girne'de 22 derece, Lefke'de 21, Alev Kayası'nda 17, Yeni Erenköy, Dipkarpaz, Mehmetçik ve Zafer Burnu'nda 20 derece, İskele ve Gazi Mausa'da 20 derece, Larnaka'da 21, Limasol'da 20, Baf'ta 21 ve Trodos kütlesinde 7 derece. Ve tabii ki havaları söyledik, sıcaklıkları söyledik ama denizlerimizde ne var ne yok bir de ona göz atalım. Tüm sahillerimizde, kuzey sahil, doğu sahil, güney sahil ve batı sahillerimizde rüzgar kuzey ve doğudan 3 ile 5 kuvvetinde. Sadece 3 ile 5 kuvveti kuzey sahillerde. Diğer yörelerde ise 3 ile 4 bofor. Evet, orta hafif, yer yer orta dalgalı bir deniz. 1-2 metrelik de bir dalga boyu oluşabilir. Ve deniz suyu sıcaklığı, karanın sıcaklığı 22 derece. Denizin sıcaklığı ise, deniz suyu sıcaklığı ise 21 derece efendim, 21 derece. Hava sıcaklıkları hafta sonuna kadar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarlarımız kuzey ve doğudan hafif, yer yer orta kuvvetli esecek bugün ve hafta sonuna dek. Evet, diğer yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, hoşça kalın. Güçlü markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sundu. Kalp hastalıkları ve omega 3 yağ asitleri arasında bir ilişki.